12 vatandaşımız gözünü kaybettikten sonra yapıldı. 35 vatandaşımızın kafatası çatlağı ya da beyin travması geçirmesi sonrasında yapıldı. Onun için hükümet bu süreç içerisinde çok geç kalmıştır. Hükümet sınıfta kalmıştır. Hükümet bu işi becerememiştir ve bu isyan sürecini de yönetememiştir. Onun için şu andan itibaren hükümetin yapması gereken istifa etmesi ve bu anlamda kendisiyle ilgili zedelenen bu güven ortamını yeniden inşa etmek istiyorsa gerçek anlamdaki demokrasiye Sayın Başbakan'ın her seferinde savunduğu sandığa başvurmasıdır. Onun için buradaki direnişçilerin ortak sesi olarak ben de hükümeti buradan istifaya davet ediyorum. Peki polisin davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sadece burada değil, Taksim'de önceki günlerde, aynı zamanda Ankara'da her gece Kennedy Caddesi'nde yaşanan olaylar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Evet, bir kere şu bir gerçek, polis kendilerine verilen talimatı uyguluyor. Ancak bunu uygularken zaman zaman içlerinden bazıları yetkilerini de aşacak ve insani ve vicdani duygularını bir yana bırakacak şekilde bazı tavırlar sergiliyorlar. Onun için bunu elbette kınıyorum ama kendilerine bu talimatı veren kişileri asıl sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer polisler kaslarındaki sicil numaralarını kapatma ihtiyacını duyacak bir noktaya geldiyse o zaman memleketin vay haline diyorum. Yani bir polis neden kimliğini gizlemek zorunda hisseder kendisini? Demek ki yaptığı uygulamayla ilgili kendisinin de bir takım sorgulamaları söz konusu ya da yukarıdan verilen talimatlarla ilgili sorgulanması gereken bir durum söz konusu. Onun için gözaltına alınan arkadaşlarımızla birlikte sabahladığından dolayı da biliyorum. Gözaltına alınırken bile arkadaşlarımız çok ciddi tartaklanmıştır, coplanmıştır. Kimi daha öncesinde zaten vücuduna isabet eden gaz kapsülü nedeniyle kanaması olan kişiler olmasına rağmen hemen adli tıbba götürüleceğini, bu arkadaşlar önce emniyete götürülmüş ve orada acı çekmeye devam ederken bu işlemler söz konusu olmuştur. Onun için şu ana kadar burada yapılan tüm uygulamaların halkın halka kırılması, kırdırılması, polisin halka oransız güç kullanması ve AKP iktidarının her zamanki gibi dayatmacı bir yaklaşımla toplumun isyanını susturmaya çalışması olarak görüyorum. Zaten halk da tam da buna isyan etmektedir. Yani halkın isyan etme nedeni de AKP'nin onları duymayan, görmeyen, dinlemeyen bu haline yönelik olan isyandır. Bu isyanı bastırma biçimleri bile aynı davranış kodlarını içermektedir. Onun için tabii ki buradan mesajı doğru okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi hemen bizler yayınımızdan sonra burada bir basın açıklaması olacak. Siz de o basın açıklamasına katılacaksınız. Neyle ilgili bir basın açıklaması? Kısaca da ondan bilgi verirseniz bize çok sevinirim. Evet, şimdi iki haftadır buradayız. Arkadaşlarımızla birlikteyiz ve bu süreç içerisinde de hem arkadaşlarımızın özel eşyaları alındı, bir tutanak tutulmadı, her türlü yasa dışı uygulama yapıldı, polis tarafından orantısız güç kullanıldı. Dolayısıyla bunları özetleyen bir açıklama yapacağız. Direnişçi arkadaşlarımızla birlikte ben de onların yanında yer alacağım. Aynı zamanda avukatların hazırlamış olduğu bazı belgeler var. O belgeler üzerinden de yasal dayanağın olmaksızın nasıl hak ihlali yapılmıştır, nasıl hukuk ihlali yapılmıştır bunu bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için.